Öncelikle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Bugün heyecanlı bir seçim günü. Tüm iş konseylerimiz yenileniyor. Tabii ki bazılarında eski tecrübeli, kıymetli arkadaşlarımız, başkanlarımız devam ediyor. Bazılarında ise bazı yenilikler oluyor. Ben geçtiğimiz dönemde 3 dönem Hollanda İş Konseyi Başkanlığı'nı yürüttüm. Bir dönemde Türkiye-Singapur İş Konseyi Başkanlığı'nı yürüttüm. Hollanda tarafında hem Avrupa Birliği ile hem Hollanda özelinde oldukça dinamik bir dönemdi. Hakikaten Türkiye'nin hikayesini, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini, gümrük birliği modernizasyonu ihtiyacını ve tüm Avrupa Birliği ile entegrasyon amaçlarına uygun bir şekilde çalışmış olduğumuza inanıyorum. Hakikaten Hollanda ile 3 dönem 6 yıl çok yoğun ve çok sıkı bir çalışma yapmış olduğumuzu söyleyebilirim. Oradaki karşı kanat tarafında çok kıymetli ilerlemeler yaptık aynı dönem. Türkiye'den değerli ekonomistlerimizi oraya götürerek birçok faaliyette bulunduk. Türkiye ekonomisi ve gelişmeleri kendilerine aktardık. Hollanda'dan belli başlı sektörlerde birçok delegasyon Türkiye'de ağırladık. Bu anlamda bu 3 dönemki Hollanda tecrübesi hakikaten çok kıymetliydi. Son 2 yıl ise Türkiye-Singapur İş Konseyliği'ni başkanlığını yürüttüm. Bu dönemde ise özellikle ikili ilişkiler konusunda birçok heyet kabul ettik. Bazı heyetleri Singapur'a yolladık ama en önemlisi aslında geçtiğimiz Eylül ayında 17 kişilik bir heyetle Singapur'a iki bakan, birçok bakan yardımcısı, karşı kanatta iki ayrı iş dünyası temsilcilikleri, bir üniversite, iki ayrı girişimcilik ekosistemi oyuncusu olmak üzere birçok temas kurduk. Bunların arasında bu arada hükümet fonları GIC ile de buluşmamız söz konusuydu. Bu hakikaten sanıyorum DEİK bünyesinde de değerli bir yeri olan bir ziyarete dönüştü. Bu anlamda Singapur İş Konseyi de Amerika'nın bu noktada önüme gelmesi noktasında, bu imkanın verilmesi noktasında sonlanmış oldu. Büyük Amerikan İş Konseyi Türkiye'nin tarihinde kurulmuş ilk iş konseyi. Bu anlamda çok kıymetli. Aslında tarihçesi diye baktığımızda ben de bu vesileyle daha da derinlemesine indiğimde hakikaten Türk iş dünyasına, Türk-Amerikan ilişkilerine çok emek vermiş, çok emek sağlamış bir konsey. Bu anlamda bu göreve talip olmak dahi çok büyük bir gurur ve onur. Bunun için son derece heyecanlıyım. Türk-Amerikan İş Konseyi'ni aslında geçtiğimiz dönemlerde de hem grubumuz olarak hem kız kardeşimin TAİK Yürütme Kurulu üyeliğiyle oldukça yakındık, oldukça yoğun emek verdik. Geçtiğimiz 3 yılda New York'taki etkinliklerine bizzat ben katıldım grubumuzu temsilen. Önümüzdeki dönem tabii ki her zaman bir yenilik, bir taze, bir başlangıçla farklı bir şeyler yapmak için fırsatlar olabilir. Ben buradaki en önemli fırsatlardan birini Türkiye'nin ekonomik programını, özellikle seçim ertesi oluşmuş olan yaklaşımın dünyadaki kabulü noktasında, bildiğiniz gibi Türkiye'nin risk birimi 800-900'lü seviyelerden 300'lü seviyelere kadar, hatta 300'ün altına geriledi. Bu çok kıymetli. Bir kere en başta Türkiye'nin ekonomik gelişimi ve buradaki olumlu gelişmeleri anlatmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Amerika ile tabii ki ikili ilişkiler ve doğrudan yabancı sermaye haricinde portföy yatırımlarında da önemli ve kıymetli bir yeri olduğu için bu tarafta da Türkiye'nin kendini anlatması kıymetli, değerli. Bunun yanı sıra tabii ki 100 milyar dolar ticaret hacmi noktasındaki hedefimiz orada çok sıkı bir şekilde duruyor. Ve bunu gerçekleştirmek ve tabii ki bizim bu dönemimizde bir sonraki dönemi emanet ederken bu yolda da önemli yol almış olmamızı arzu ediyoruz, hedefliyoruz. Tabii ki hem Türk sermayedarlarının oraya ama daha da önemlisi ülkemizin dış sermaye ihtiyacı malumumuz. Bu anlamda Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye noktasında da Amerikalı yatırımcıların geçmiş yıllarda olduğu gibi yoğun bir şekilde gelmelerini sağlamak için elimizden geleni sağlayacağız. Burada şunu da altını çizmek isterim. Tabii ki iş diplomasisi dediğimiz, ticaret diplomasisi dediğimiz noktada da devletimize, hükümetimize TAİK olarak her türlü iş diplomasisi alanında da katkılarımızı sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Evet, DEİK benim için Türkiye'nin global bakış açısı anlamını ifade ediyor. Hakikaten Türk iş dünyasının global ayağı olması noktasında çok özel bir yeri var. Dokunduğu ülke sayısı muazzam. Bu anlamda ülkemizin iş dünyasının yurt dışına açılımı, dünyadaki iş insanlarının Türkiye'ye girmesi ve bakış açısı noktasında çok kıymetli bir yerde. Çok yoğun bir çaba var, yılların emeği var. Bu anlamda hepimizin çok iyi bir şekilde
koruması, kollaması gereken çok kıymetli bir kurumumuz.